2022 yılında bizim bu tehditlere karşı koymamız için NATO'nun şu kadar uçak, şu kadar tank, şu kadar roket gibi böyle sistemler olur. Bunun bir kuvvet havuzu oluşur. İşte NATO eğer bir ülkeye bir saldırı yapılırsa, örnek veriyorum Rusya eğer Ukrayna'ya değil de Polonya'ya böyle bir saldırı harekatı gerçekleştirseydi, o zaman NATO'nun kuvvet havuzunda bulunan o kuvvetler harekete geçecekti ve Polonya üzerinde Rusya ile mücadeleye, yani savaşa başlayacaklardı. Ama yani Ukrayna zaten doğrudan yapması mümkün değil. Yani 5. madde NATO üyesi olmadığı için mümkün değil. Zaten daha önce de mümkün değildi ama Zelenski'yi biraz aldattılar burada, kışkırttılar. Yani Zelenski'ye umulandan fazla bir umut aşıladılar. Hem ABD, hem İngiltere, hem de NATO Genel Sekreteri. Bir de şunun altını çizelim İpek Hanım. NATO Genel Sekreterinin önemli açıklamaları ABD'nin açıklamalarıdır. ABD ile koordine etmeden, ABD Pentagon'la koordine etmeden NATO Genel Sekreteri bu tür önemli açıklamalar yapamaz. Onun misyonu diplomatik bir misyondur. Yani öyle çok da ağır bir misyon. Şunu hep çok merak ediyorum. Çok da uzatmadan şey yapmak istiyorum. Şimdi askerlerle büyükelçilerin buradaki acaba fikir ayrılıkları neden kaynaklanıyor? Genellikle asker kökenli kişilere göre NATO ABD. Evet. Fakat büyükelçilik yani diplomatlara göre diyelim. NATO ve ABD aynı değil. Öyle. Neden? Şöyle açıklayayım. Ben de 1998-2001 yılında orada görev NATO'da yaptım. NATO'da görev yaptım. Evet, NATO'da görev yaptım. Birleşmiş Milletler'de de görev yaptım. 97-99 arası. Dolayısıyla iki organizasyonu da iyi bilirim. Şimdi NATO stratejik komutanı Belçika'da Mons ilçesinde. NATO sivil karargahı, NATO'nun ana karargahı da Brüksel'de, merkezde. Ama NATO'nun o kuvvet havuzunun oluşturduğu stratejik komutanlık dediğimiz, her yerde üstleri olan, savaşan, işte Afganistan'da ve diğer yerlerde stratejik komutan Brüksel'de, Mons'ta, Mons ilçesinde, Fransa sınırına yakın. Şimdi orada 4 yıldır bunun komutanı, stratejik komutanlığının komutanı, bu NATO'nun komutanı, hiç değişmez, daima ABD'li orgeneral, 4 yıldız orgeneraldır. Yardımcısı hiç değişmez, daima İngiliz orgeneraldır. Kurmay başkanı da hiç değişmez, daima Alman oramiral veya orgeneraldir. Dolayısıyla şimdi sayın büyükelçilerimiz tabii biraz diyebilirler ama şunu söylemek lazım. NATO'ya en büyük savun bir kere bu orgeneral var. Yani bütün planları kim imzalıyor? 4 yıldızlı orgeneral, askeri planları kastediyorum. Tabii kararı Brüksel karargahı, sivil karargahı alıyor elbette. Orada askeri komite var, uluslararası karargah var gibi karargahlar var ama şimdi burada şu gerçeği görmemiz lazım. Askeri bütçenin, NATO askeri bütçesinin büyük bir bölümü de ABD karşılıyor zaten. Dolayısıyla evet, Lüksemburg 500 bin nüfuslu bir ülkedir. Çok zengin bir Avrupa ülkesidir. Ama o da NATO üyesidir. Onda bir oy hakkı var. Doğrudur. Ve NATO'da oy birliğiyle karar alınır. O da doğrudur. Ama NATO oy birliğiyle karar alınır ama ABD'nin aleyhinde karar almak mümkün değil. ABD veto eder. ABD veto eder dediğimizde Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu ABD'nin yanındadır. Fransa hariç. Fransa daima ABD'nin karşısındadır. Neden? Çünkü Fransa De Gaulle zamanında 1960'larda NATO'nun o karargahı Paris'teydi. De Gaulle NATO'nun askeri kanadından ayrılınca apar topar Brüksel'e taşıdılar. Belçika'ya taşıdılar. Dolayısıyla askeri kanattan ayrıldı ama siyasi kanattan ayrılmadı. Sonra 99'da tekrar Fransa oraya geldi. NATO'da iki dil var. Bir Fransızca konuşulur toplantılarda, bir de İngilizce konuşulur. Dolayısıyla Fransa'nın bir ağırlığı var. Ben sayın büyükelçilerin bu görüşüne saygı duyuyorum. Ama asker olarak sahada da bulunduğum için ben ABD'nin ağırlığının çok önemli oranda olduğunu değerlendiriyorum. Yani önemli. Mesela Afganistan'a bir harekat yapılacak. Kim önderlik yaptı? George W. Bush dedi. Terörle savaş dedi. Ne yaptı? 5. maddeyi çalıştırdı. Ve Afganistan'a NATO girdi mi, müdahale etti mi? Etti. Peki o zaman niye diğer ülkeler karşı çıkmadı? ABD etkili. Yani ben biraz oradan ayrılıyorum ama saygı duyuyorum. Peki. Nayim Bey, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Az önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamasında söylediği gibi doğrudan çatışmanın parçası olmaz. Sivil zayiat artar. Siz de dediniz ki zaten 4. madde gereği. 5. madde. Beşinci madde gereği. Olamaz. Olamaz. Doğrudan yani bu da demek ki yabancı asker meselesi ortaya çıkıyor. Çok önemli bir konu. Yabancı asker deyince benim aklıma Suriye geliyor. Evet.
Irak geliyor, evet. Afganistan geliyor evet. ve bitmek bilmeyen bir savaş geliyor. Doğru. Yabancı asker uzatmalı geliyor. Savaş diyelim. Uzatmalı savaş geliyor. Evet. Şimdi biz Rusya ve Ukrayna'da bunu göreceğiz demek mi tüm bunlar? Kesinlikle. Şöyle, Zelenski 16 bin savaşçının, 16 bin yabancı savaşçının Ukrayna'ya geleceğini söyledi. Bu korkunç bir olay. Hı hı. Neden biliyor musunuz İpek Hanım? Bir cumhurbaşkanı... Mesela Suriye'ye ne kadar gitmişti? Evet, Suriye'de şu anda İdlib'de 30-40 bin var. Hı. İlk 2015'lerle 2018'lere geldiğimizde 60 bin, 70 bindi. IŞİD, DAEŞ dahil. Şimdi İpek Hanım, bir cumhurbaşkanı... Şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin, yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin uluslararası kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamalarıyla yabancı savaşçıları davet ediyoruz gibi açıklamaların hepsi ABD'nin açıklamalardır. Onun altını imzalıyorum. İleride neden böyle düşünüyorsunuz? Şöyle, çünkü ABD ile koordineli hareket ediyor. AB, yani yabancı savaşçıları ne Ukrayna... zamandan beri Nayim Bey? Çünkü bu, Zelenski en başlarda biliyorsunuz tek başına sokağa çıktı, direndi doğru. ve Amerika bizi yalnız bıraktı, AB bizi yalnız bıraktı, kimse telefonlarımıza dahi çıkmıyor diye açıklamaları var. Doğru. Ne zaman, ne İyi oldu da? Evet. Ha, ne oldu evet. da peki? Burada Putin'in yaptığı bir hata var. Bu hatanın tabii stratejik hata olup olmadığını ileride göreceğiz. Putin 24 Şubat 2022 tarihine kadar satranç tahtasında satranç taşlarını iyi oynayan, strateji kurallarına göre şekillendiren önemli bir aktördü. Ancak 24 Şubat 2002'de giriştiği bu askeri harekat, işgal harekatı, bir kere değerli izleyenlerimize şunu söyleyelim. Rusya'nın burada yaptığı harekat, saldırı işgaldir, istiladır, ikisi denilebilir. Uluslararası hukuka aykırıdır, meşru değildir. Onun altını kırmızı çizgiyle çizmemiz gerekiyor ve kınamamız gerekiyor herhalde. Çünkü güçlü bir ülkenin güçsüz bir ülkeye sınırlarını değiştirme amacıyla müdahale etmesi dünya düzenini alt üst eder. Böyle bir dünya düzeni olmaz. Ancak Rusya'nın bu uluslararası hukuka aykırı bu işgali, bu harekatı ABD'nin Libya'da, ABD'nin Afganistan'da, ABD'nin Suriye'de ya da ABD'nin Irak'ta milyonlarca insanın yaşamına mal olan ve milyonlarca insanın evleri terk etmesine neden olan, ülkelerinden kaçan, Irak'ın, Suriye'nin, Yemen'in, Libya'nın paramparça olmasına yol açan ABD'nin günahlarını asla örtemez. ABD'nin günahları daha fazladır. NATO'nun da günahları öyledir. Biz burada günah yarıştırmıyoruz elbette. Ama Rusya'nın bu işgali uluslararası hukuka aykırıdır. Nokta. Kınanmalıdır. Nokta. Fakat ABD'nin biraz önce saydığım bölgelerdeki bu haritaları değiştirme, harekatı, saldırısı, işgali, mesela 2003'teki Saddam'ı devirme işgali, 2011'de Kaddafi devirme işgali, müdahalesi, 2015'ten itibaren hatta 2013'lerden itibaren Esad'ı devirmesi, bunlar bu günahları örtemez. Onu bir kere bizim görmemiz tamam, lazım. Akademisyen olarak. Örtemez, yani ABD elbette. İyidir de Rusya kötüdür, Rusya iyidir de ABD kötüdür deme lüksüne sahip değil bir akademisyen. Akademisyen objektif olmalı. Bir şey daha söyleyeceğim müsaade ederseniz. ABD ve Rusya tarihte hiçbir zaman savaşmadılar İpek Hanım. Savaş ABD ve Rusya kuruluşundan bugüne kadar, yani ABD'nin kuruluşundan bugüne kadar ABD ve Rusya karşılıklı gelerek birbirlerine tetik çekmediler. Savaşmadılar. Ama ABD ve Rusya Türkiye için çok önemlidir bu. Her savaştan sonra daima paylaştılar. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu Ukrayna müdahalesinden sonra, işgalinden sonra, olay soğuduktan sonra, atmosfer belirli bir sisteme eriştikten sonra bir göreceğiz ki bir tarafta Putin veya Rus devlet başkanı, bir tarafta ABD başkanı oturacaklar masada. Neyi konuşacaklar biliyor musunuz? Nükleer silahlar dahil olmak üzere orta ve uzun menzilli silah sistemlerinin sınırlandırılması ve kontrolü mekanizması kuralım. Yani yoksa filler tepişecek, çimenler ezilecek. Şu anda öyle. Şu anda yabancı savaşçılar dediğinizde ne olur biliyor musunuz? Bir cumhurbaşkanı Zelenski çıkıyor, diyor ki dünyadaki bütün yabancı savaşçıları Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşa davet ediyorum. Vize problemi yok. Onlara da para ödenecek. Para elbette ABD ödeyecek. Tamam. Peki yabancı savaşçı kimdir? Bir, iki yönü olur yabancı savaşın. Para motivasyonuyla, para kazanmak için motivasyonu para olan bir sistemle Ukrayna coğrafyasına gelir, Rusya'ya karşı savaşır. Ama iki gün sonra biraz fazla para veren olunca silahıyla oraya geçer. Kim ona gibi? Karşı savaşır.
IŞİD, DAEŞ gibi, El-Kaide türevi örgütler gibi, PYD, PKK terör örgütü gibi, El-Nusra gibi, İdlib'de bulunan bütün terör örgütleri gibi, özel askeri şirketler, paralı askerler, Orta Doğu ülkelerinde, Cezayir'de, Yemen'de, herhangi bir yerde işsiz kalıp, işi olmayan ama adam